Brezilya, resmi adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'daki en büyük ülkedir. 8,5 milyon kilometrekare yüz ölçümü ve 211 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük 5. ve en kalabalık 6. ülkesidir. Başkenti Brezilya ve en kalabalık şehri São Paulo'dur. Federasyon 26 eyalet ve federal bölge birliğinden oluşur. Resmi dilin Portekizce olduğu en büyük ülke olan Brezilya, bu yönüyle Amerika'daki tek ülkedir. Yüzyılı aşkın bir süreçte dünyanın her tarafından gelen kitlesel göç, ülkeyi çok kültürlü ve etnik olarak farklı bir millet haline getirmiştir. Ülke tarihi. Amerika'da bulunan en eski kalıntılardan biri olan Luzia, Pedro Leopoldo bölgesinde bulundu. Bahse konu kalıntı en az 11 bin yıl öncesine dayanan insan yerleşimine ait bir kanıttır. Batı yarımkürede bulunan en eski seramikler ise milattan önce 6000 dönemine aittir ve Brezilya'nın Amazon havzasında bulunmuştur. Bu kalıntılar tropik orman bölgesinin karmaşık bir tarih öncesi kültüre sahip olduğu konusunda kanıt niteliği taşımaktadır. Brezilya'nın yerli nüfusu Tupiler, Guaraniler ve Aravaklar gibi birkaç büyük yerli etnik gruptan oluşuyordu. Tupi halkı, Tupiniquins ve Tupinambas olarak alt bölümlere ayrıldı. Diğer grupların da birçok alt bölümleri bulunmaktadır. Avrupalılar gelmeden önce bu gruplar ve alt grupları arasındaki sınırlar, kültür, dil ve ahlaki inançlardaki farklılıklardan kaynaklanan savaşlarla belirleniyordu. Portekizliler, çoğu Tupi-Guarani ailesinin dillerini konuşan ve kendi aralarında savaşan yerli halklarla karşılaştılar. İlk yerleşim 1532'de kurulsa da sömürgeleştirme, Portekiz Kralı 3. John'un 1534'te bölgeyi 15 özel ve özerk kaptanlık kolonisine bölmesiyle başladı. 16. yüzyılın ortalarında şeker kamışı Brezilya'nın en önemli ihracatı oldu. Ancak 17. yüzyılın sonlarında ihracatı düşmeye başladı. Brezilya'daki Portekiz sömürge yönetiminin iki amacı vardı. Her türlü köle isyanı ile direnişi kontrol altında tutarak ortadan kaldırmak ve tüm özerklik ve bağımsızlık hareketlerini bastırmaktı. 1807'nin sonlarında İspanyol ve Napolyon güçleri Portekiz'in güvenliğini tehdit ederek Prens John'un Kraliyet Sarayı'nı Lizbon'dan Rio de Janeiro'ya taşımasına neden oldu. 1809'da ise sürgüne gönderilmeye misilleme olarak Fransız Guyana'sının fethedilmesini emretti. 1821'de Porto şehrini ele geçiren, devrimcilerin taleplerini kabul eden 6. John, Lizbon'a gitti ve yeni anayasaya yemin ederek oğlu Prens Pedro de Alcântara'yı Brezilya Krallığı'nın naibi ilan etti. Portekizliler ve Brezilyalılar arasındaki gerilim arttı. Ancak Brezilyalılar boyun eğmediler ve Prens Pedro 7 Eylül 1822 yılında ülkenin Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti. Bir ay sonra Prens Pedro Brezilya'nın ilk imparatoru oldu ve böylece Brezilya İmparatorluğu kuruldu. Bu süreçte başlamış olan Brezilya Kurtuluş Savaşı ise kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine yayıldı. Son Portekiz askerleri 8 Mart 1824 yılında teslim oldular. Portekiz, Brezilya'yı 29 Ağustos 1825'te resmen tanıdı. Köle ticareti İngiliz Aberdeen Yasası'nın sonucu olarak 1850'de terk edildi. Ancak ülkede köleliğin etik ve yasal olarak ortadan kaldırılması ise uzun süren bir iç seferberlik ve tartışma sürecinden sonra Mayıs 1888'de gerçekleşti. II. Pedro'nun 58 yıllık hükümdarlığı sırasında 3 uluslararası savaş kazanıldı. Bunlar, Platin Savaşı, Uruguay Savaşı ve Brezilya tarihindeki en büyük savaş olan Yıkıcı Paraguay Savaşı'ydı. Halkın çoğunluğunun ülkenin hükümet şeklini değiştirme isteği olmamasına rağmen 15 Kasım 1889'da monarşi bir askeri darbeyle devrildi.
2018 yılında ise şiddetli tartışmaların olduğu seçimlerde Sosyal Liberaler Parti adayı Jair Bolsonaro ikinci turda geçerli oyların %55,13'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ülke coğrafyası. Doğusu Atlantik Okyanusu ile çevrili olan Brezilya'nın 7491 kilometrelik kıyı şeridi vardır. Ülke, Ekvador ve Şili haricinde Güney Amerika'daki diğer tüm ülkeleri sınırlar ve kıta kara alanının %47,3'ünü kaplar. Amazon havzası çeşitli vahşi yaşamlara, çeşitli ekolojik sistemler ile çok sayıda koruma altındaki habitatı kapsayan ve geniş doğal kaynaklara ev sahipliği yapan büyük bir tropikal ormanı içerir. Ormansızlaşma ile çevresel bozulmanın iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlar üzerinde doğrudan etkileri dikkate alındığında bu benzersiz çevresel mirası ile Brezilya 17 megaparklı ülkeden biridir. Güneyde Uruguay, güneybatıda Arjantin ve Paraguay, batıda Bolivya ve Peru, kuzeybatıda Kolombiya, kuzeyde Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız deniz aşırı bölgesi ile kara sınırlarını paylaşır. Büyüklüğü, iklimi ve doğal kaynakları Brezilya'yı diğer ülkelerden farklı kılmaktadır. Brezilya, 55.455 km² su dahil toplam 8.515.767 km² yüz ölçümüyle Amerika kıtasının 3. büyük ülkesidir ve bu muazzam büyüklük 4 zaman dilimine yayılmaktadır. Brezilya kuzeyden güneye 4.395 km ile dünyanın en uzun ülkesidir. Ekvator çizgisinin ve Oğlak Dönencesi'nin birlikte geçtiği tek ülkedir. Brezilya topografyası tepe, dağ, ova, yayla ve çalılık alanları ile çeşitlidir. Arazinin çoğu ise yükseklik olarak 200 metre ile 800 metre aralığındadır. Ülkenin güney yarısının çoğunu ana yayla bölgesi kaplamaktadır. Yaylanın kuzeybatı kısımları alçak ve yuvarlak tepelerle ayrılmış geniş engebeli bir arazidir. Güneydoğu kesimi 1200 metre yükseklere kadar ulaşan karmaşık sırtlar ve sıra dağlarla çevrilidir. Brezilya'nın en yüksek noktası 2994 metre ile Pico de Neblina iken, en alçak noktası ise Atlantik Okyanusu'ndadır. Brezilya'da tümü Atlantik Okyanusu'na akan 8 büyük drenaj havzası ile dünyanın en kapsamlı nehir sistemleri içinde bulunan yoğun ve karmaşık bir nehir sistemi vardır. İklimi, geniş bir alan ve çeşitli topografyayı kapsayan çok çeşitli hava koşullarını kapsamakta olup, ülkenin çoğu tropikaldir. Geniş toprakları farklı ekosistemlerden oluşur. Zengin yaban hayatı, doğal yaşam alanlarının çeşitliliğini yansıtmaktadır. Güneyindeki Araucaria çam ormanları ılıman koşullarda yetişmektedir. Bilim adamları, Brezilya'daki toplam bitki ve hayvan türü sayısının çoğu omurgasız olmak üzere 4 milyona yakın olduğunu tahmin ediyorlar. Büyük memeliler arasında etobur pumalar, jaguarlar, oselolar, nadir çalı köpekleri, tilkiler, tapirler, karaca yiyenler, tembel hayvanlar, opossumlar ve armadillolar bulunmaktadır. Geyikler de ülkenin güneyinde bol miktarda bulunmaktadır. Kuzey yağmur ormanlarında da birçok yeni dünya maymunları bulunur. Amazon havzasında ise kırmızı karınlı pirana da dahil olmak üzere birçok farklı balık türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ülke siyaseti. Hükümet biçimi federal başkanlık cumhuriyetidir. Başkan hem devlet başkanı hem de hükümet başkanıdır. Başkan ard arda iki kez seçilebilir ve 4 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Başkan, hükümete yardımcı devlet bakanlarını atar. Ulusal Kongre, Federasyonun Temsilciler Meclisi ve Federal Senato'dan oluşan iki meclisli yasama organıdır. Yargı makamları neredeyse yalnızca yargı yetkisine ilişkin görevleri yerine getirir. Ülke ekonomisi.
Brezilya, Latin Amerika'daki en büyük ulusal ekonomi ve dünyadaki en büyük 9. ekonomidir. 2018 tahminlerine göre ise satın alma gücü paritesinde 8. sıradadır. Bol doğal kaynaklara sahip karma bir ekonomidir. Önceki yıllarda yaşanan hızlı büyüme sonrasında ülke, siyasi yolsuzluk skandalı ve ülke çapındaki protestolar sonucunda 2014'te durgunluğa girdi. 2017'de 15.919 dolar kişi başı gayri safi yurt içi hasıla ile Brezilya 77. sırada yer aldı. Tarım, madencilik, imalat ve hizmet sektörlerinde aktif olan Brezilya, 107 milyonun üzerinde iş gücüyle dünya genelinde 6. sıradadır. %6,2 işsizlik oranıyla da dünya sıralamasında 64.'dür. Ülke bilimi ve teknolojisi. Brezilya'daki teknolojik araştırmalar büyük ölçüde devlet üniversitelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülmektedir ve temel araştırmalar için fonların çoğu çeşitli devlet kurumlarından gelmektedir. Brezilya'nın en saygın teknolojik merkezleri Oswaldo Cruz Enstitüsü, Butantan Enstitüsü, Hava Kuvvetleri Havacılık ve Uzay Teknik Merkezi, Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumu ve Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'dür. Brezilya Uzay Ajansı, uzay araçlarının fırlatılması ve uyduların üretimi için önemli kaynaklarıyla Latin Amerika'daki en gelişmiş uzay programına sahiptir. Güney Yarımküre'de uluslararası uzay istasyonu olan tek ülkedir. Ülke, rezervlerinin %73'ünü elde ettiği derin suda petrol arayışında da öncü konumdadır. Ülkenin ilk nükleer denizaltısı ise 2015 yılında Fransa'dan alındı. Ülke kültürü. Brezilya'nın temel kültürü, Portekiz İmparatorluğu ile güçlü bağları nedeniyle Portekiz kültüründen türemiştir. Brezilya müziği esas olarak Avrupa ve Afrika unsurlarının karışımından oluşur. 19. yüzyıla kadar Portekiz, Brezilya müziğini oluşturan etkilerin çoğuna açılan kapıydı. Ancak bu unsurların çoğu Portekiz kökenli değil, genellikle Avrupa kökenliydi. İlk akla gelen örnek ise Viyana klasizminin etkisiyle kutsal eserlerin yazarı Brezilyalı Jos Garcia, Amerika'da klasizmin en büyük temsilcilerinden biridir. Afrika unsurunun en büyük katkısı ise ritmik çeşitlilik ile bazı dans ve enstrümanlardı. Brezilya edebiyatı 16. yüzyılda yaşamış Pero Caminha gibi ilk Portekizli kaşiflerin yerli halk hakkındaki yorumlarla dolu yazılarına kadar uzanır. Joaquim Macedo ve Jose de Alencar gibi yazarlar aşk ve ayrılık gibi konularda önemli romanlar yazmışlardır. Brezilya mutfağı bölgelere göre farklılık gösterir. Ülkenin yerli ve göçmen nüfus karışımını yansıtır. Bölgesel farklılıkların korunduğu ulusal mutfak kapsamında bazı bölgesel yiyecekleri sıralayacak olursak, ulusal yemek feijado, fataba ve mokka'yı söyleyebiliriz. Ayrıca polenta İtalyan mutfağından ve akaraj ise Afrika mutfağındandır.